Bu abimiz pala bıyıklı. Güzele benziyor. Bununla oynayalım. Bizi bir adaya yolladılar arkadaşlar. O konuşan adamın adı Maxwell. Kötü bir karakter. Bizi bu adaya yolladı. Haritamızı şöyle tap tuşuyla açıyoruz. Bu adada hayatta kalmaya çalışacağız. Bakalım artık hayatta kalabileceğiz mi? Yemişler var arkadaşlar çalılarda. Yemişleri toplayacağız. Bunları yiyeceğiz afiyetle. Çiçekler var, yerde gördüğünüz çiçekler. Akıl sağlığı değeriniz düştüğü zaman arkadaşlar, mesela etrafta hayaletler çıkıyor. Çiçek toplayarak akıl sağlığımızı yükselteceğiz. Şurada açlık seviyemiz var. Bu şurada da can seviyemizi görüyorsunuz zaten. Çalı çırpı ne var ne yok, Allah ne verdiyse toplayın. Havuçlara karışmıyoruz arkadaşlar, bakın havuçlar yerde. Aldığımız zaman tekrar şey olmuyorlar. Tekrar geri gelmiyorlar. Havuçları mümkün olduğunca kışın toplamaya çalışacağız. Samanları toplayalım, çakıl taşlarını toplayalım. Şurada bir tane madenci olmuş bakın. Ölmüş, iskeleti burada. Şimdi kendimize balta yapalım arkadaşlar. Craftman üstünü solda görüyorsunuz. Balta yapalım, ağaç keselim. Çünkü gece olmadan kamp ateşi kurmamız lazım arkadaşlar. Yoksa büyük sıkıntı. Hayaletler basıyor gece olduğu zaman. Ağacı kesiyoruz, odunları topluyoruz. Kozalaklar düşüyor arkadaşlar. Bu kozalakları mutlaka ekin. Tekrar ağaçlar çıksınlar. Bütün kaynakları hunharca harcamayalım. Topla 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 samanları, her şeyi toplayalım. Ayarı düzelttim beyler. Yayın beber kalmıştı. Ne diyorlar? Efendim. Veysel. Efendim. Ne diyorlar? Eşyaları niye almıyorsun madenci? Madencinin eşyalarını şimdi arkadaşlar bakın altta az bir menü vermişler bize. Hani çok taşıyamıyoruz. İplerdir, şunlardır, bunlardır. Hadi alayım, sizi kırmayayım, yanımızda kalsın. Sırt çantası yaptığımız zaman almaktı benim planım. Nasıl olabilir? Beyler, var mı yayında kasma? problem yaşayan bende var. Abi bende yayında herhangi bir sıkıntı yok. Ha, iyi o zaman. Donma böyle... Donma yok. Yok yok, yok. Tamam, güzel o zaman. Gayet iyi. Şu çalı iyi. Çırpı her şeyi topluyoruz arkadaşlar. Ha, ben tavlan. Şimdi ilk olarak amacım haritayı böyle köşe bucak baştan sona açmak arkadaşlar. Ondan sonra güzelce bir yere bir evimizi kuralım. Orada yaşayıp gül gibi geçiniriz inşallah. Merhaba, chat yazmış. Şampiyon geldi chat'e. Önce BF4'ü beraber oynadık. Daha doğrusu oynadı. Aşağı doğru inelim. Oo, şapka bakın arkadaşlar. Kış şapkası. Kış olunca bu çok işimize yarayacak bizim. Bunlar portal parçaları arkadaşlar. Bu portal parçalarını topladığımızda yeni dünyaya geçebiliriz. Yeni dünya dediğiniz ne oluyor derseniz, bir süre sonra bu dünyadaki bütün kaynaklar bitecek. Bu kaynaklar bittiğinde bizim yeni dünyaya geçme zamanımız gelmiş olacak. Şu an Mars'a gitmek için hazırlanan Johnny gibi. izleyicilerden özellik istiyorum. Lütfen ama lütfen reklam yapın. Ve yayını herkese de buyurun. Evet, akşamüstü oldu bakın beyler. Birazdan gece olacak ve bizim ateş kurmamız gerekecek. Ve acıkmaya da başlıyoruz. Geçen haberlerde okudum. Mars'a koloni kurulma olayı vardı yani. 2023'te Mars'ta olmaları planlanıyor. He.
etkiliyor muydu? 23 mü? Tahminle aynı. Aynen. Gidecek olan kişilerin Mars'ta sadece 68 gün yaşayabileceği söylenmiş. Bir üniversite araştırma yapmış. O da şeyden kaynaklıymış. Orada kendilerine bir üs kuracaklar, bir bitki yetiştirecekler. Zamanla o bitkilerden oluşan oksijen çok üst düzeyde yetecekmiş. Olacak. Oksijen yok, bitmeyecek. Çok üst düzeyde olacak ve çok üst düzeyde olduğu için oksijen de yanıcı bir gaz olduğu için çok büyük tehlikeler oluşturabilecekmiş. Sadece 68 gün dayanabilirlermiş. Bir de şöyle bir şey varmış. Bundan kurtulma imkanları yokmuş. O da neden? Çünkü dünyada oksijen ve nitrojen dengesini sağlayabilecek herhangi bir teknoloji yokmuş. Yani Allah Allah. Geri dönmeyecekler. Geri zaten aynen. Şey. Sadece giriş bileti, dönüş bileti yok. Aynen öyle. Şimdi o konuya nereden geldi? Evet canım, muhabbet etmek istedim. Laf olsun biraz diye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her şeyi toplamaya çalışıyorum. Aynen, bu oyundan anlıyor galiba. Diyor ki taş toplamadın abi diyor. Sıkıntı olmayacak. Taş aynen. Taş görmedim ama ya. Var mıydı? Ben mi gözden kaçırdım? Taş görürsek kazma yapıp kıralım hemen. Gerçi şimdi odun ateşiyle idare ederiz. Kalıcı ateşi artık iyice haritayı açarız. Ondan sonra kalıcı ateş yaparız. Havuçları dediğim gibi ellemiyorum arkadaşlar. Onlar geri gelmiyorlar. Kışın almamız lazım onları. Ben azar pekiyim. Şu solucan deliği teşekkür ettim lan. Şu solucan deliği arkadaşlar bunun için atlayıp haritanın başka bir yerinde tekrar yukarı çıkıyoruz. Ama o hatırı sayılır bir akıl sağlığı götürüyor. O yüzden bulaşmıyorum şimdi. Burada örümcek yuvaları var arkadaşlar. Şimdi zırhım falan olmadığı için hiç bulaşmayacağım. Akıllı akıllı gideceğim yanlarından. Yalnız çok kötü yerde geceye yakalandım. Kuralım ateşimize. Biraz yemek yiyelim. Haritanın sağında kumlu yollarda taş oluyormuş abi. Haritanın sağında. Aynen. Aynen burada varmış. Tamam, oraya yolumuz düşerse gideriz toplarız. Aynen gördüm. Gece oldu arkadaşlar. Bulduğumuz yemişleri pişirdik. Yiyince bakın açlık seviyemiz yükseliyor. Hazır ateşi buraya kurmuşken boş durmayalım. Ağaç keselim biraz. Çünkü odunla harlıyoruz ateşi. Ateş sönerse gece olduğu an güle güle yani. Gidiyor. Şu kozalakları tekrar ekmeye sakın unutmayın arkadaşlar. Eğer çok ağaç keserseniz bir tane ağaç anne var oyunda. O geliyor sizi öldürüyor yani. Bildiğiniz tek atıyor sizi. Ona hiç bulaşmamak için ağaç kesin, kozalakları tekrar dikin. Doğaya saygılı olalım. Ağaç anne geliyor sizi öldürüyor. Arkadaşlar lütfen tekrarlıyorum ama reklamını yapın. Bu yeni oluşumda sizin özellikle desteklerinizi istiyoruz. Önceden sadece arma çekiyorduk. Ya dizi çekiyorduk. Artık hani her yerdeyiz. Rakip TV artık herkesin malı. Yayın çeken herkesin malı. Hani şimdi birçok oyunu oynayacağız. Başta biraz sıkıntılar yaşayabiliriz. Bu sıkıntıları en az seviyeye indirmemiz için sizin lazım. Yani ne yardım varsa halledin. Şimdi haritamızı açalım. Buradan yukarı doğru bir gidelim. Büyütelim haritayı biraz. Aleykümselam. Aleykümselam, hoş geldiniz. Oo, yemiş var. Güzel. Al. Abi her şeyi çekeceğiz. Her şeyi alacağız. Her şeyi çekeceğiz. Mesela oyunda domuzlar var arkadaşlar. Domuzlara bir tane yemiş vererek size arkadaşlık yapıyorlar domuzlar. Sizi koruyorlar bir günlüğüne. Ama şöyle bir durum var. Dolunay olduğu zaman şu domuzlar kurt adama dönüşüyorlar. O zaman da hani sizin yanınızda olduğu için direkt size saldırıyorlar. Ona çok dikkat etmeniz lazım. Bakın bahsettiğim ağaç anne şu. Eğer çok ağaç kesersek bu geliyor ve tek atıyor yani. Kaçar yok. Yukarıdaki yazıları değiştirdim ama bir sayfa yenildim. Devam ediyoruz. Gezmeye devam. Sağ olun.
Dormstar efendim. Aynen. İndirimde olması lazım. Yani alın arkadaşlar güzel oyun. Bir denk getiremedik kusura bakma. Oyun şu an indirimdesi bildiğim kadarıyla değil mi? Evet, büyük ihtimal indirimdeydi. Hala indirimdedir. Yani hoşunuza gittiyse, beğendiyseniz alın oynayın arkadaşlar. Ben hala ilk oynayışımda bu oyunu 3 gün yaşayabilmiştim yani. Git gide alışıyoruz. Ne yazmış? Onu mızrakla öldürebiliyorduk sanki o ağaç diyor. Ama bakın tam yazdığım mızrak buldum. Yalnız hani öldürebiliriz de şu an zırhımız olmadığı için çok çok zorlar yani, öldürür bizi kesin. Hiç gerek yok o yüzden bulaşmaya. Hem doğaya saygılı olalım yani. Kestiğimiz ağaçları ekelim tekrar. Aynen öyle. Buradan da sosyal mesaj verdik. Aynen öyle. Geziyoruz haritamızı. O kulübe neydiymiş? Az önce domuzun yanında bir tane kulübe vardı ya. Kulübe mi? Evet. Bakalım hemen. Biraz az geliyormuş. Tamam, yakınlaştırayım mikrofonu, biraz da sesli konuşayım. Yok, senin değil, benim az. Ha, senin mi? Sen herhalde benim sesimi biraz yükseltsene TS'den. Tamam, bir halledeyim. DayZ'yi oynamayalı belki çok fazla oldu. Onunla ilgili daha lütfen soru almayayım. İleride belki DayZ yayınları da olur. Arkadaşlar şu yerleşim yeri ya, burada duvarlar falan var. Hani çok önemli bir şey değil. Oradan portal parçası çıktı bir tane. Şu Buxting ne demiş? Pardon, seninle ilgili değil. Aynı değiliz ki. Adam demiş ki DayZ de aynı değiliz. Ben devam et Veselim. Tamam. Portal parçası, iki tane portal parçası bulduk bile. Bunu beşlersek yeni dünyaya geçebiliriz. Bir de arkadaşlar bu oyunda bir tane oyunun maskotu var. Chester. Belki biliyorsunuzdur. Bir tane şey göreceğiz. Asa şeklinde bir tane göz olacak. Asanın ucunda bir tane göz. Eğer benim gözümden kaçarsa, siz görürseniz bana söyleyin. Onu alınca Chester gelecek yanımıza. Ve o Chester de bir nevi sırt çantası gibi. Bize ayrıyetten ek yer sağlayacak. Çok faydalı Chester. Ben haritadan köşe bucak gezmeye çalışıyorum. Şöyle haritayı komple açalım. Ne var ne yok görelim. Ona göre bir yerle yerleşelim. Bir yerleşim yeri ne olacak senin? Aynen, yerleşim yeri olacak. Benim planım şu. Oyunda bufalolar ve domuzlar var. Bufalo ve domuzların arasında bir yere kurarsam kurt saldırısı olacak çünkü 5-10 gün sonra. Kurt saldırısı olduğu zaman hemen onların yanına kaçarım. Onlar keser kurtları ve bufaloları buldum. Maşallah her şey yolunda gidiyor şu an. Bufaloların gübreleri var arkadaşlar, bakın bildiğiniz bok. Bunları toplayarak tarla yapıyorsunuz, çiftçilik yapıyorsunuz, yani sınırsız sebze meyve yetiştirebiliyorsunuz. Şimdi güzel bir yere evimizi kuralım, ben biraz daha gezeyim etrafı. Ama taş bulamadık Haylaz'ın dediği gibi. Taş bulup kalıcı ateş yakmamız lazım ve ben taşlara gidiyorum. Şu an taşlara doğru bir gidelim. Ve yemişimiz çok az arkadaşlar. Yemiş toplamamız lazım. Bu hikaye modu ya yani. Herkes aynı şekilde mi oluyor? Herkese aynı yerde mi oluyor bu taşı bilmem neyi? Yok. Kendi içinde farklılık gösteriyor mu? Yok, kendi içinde farklılık gösteriyor. Harita farklı oluyor. Mesela ağaçların yerleri falan. Her şey bambaşka olacak arkadaşlar. Siz oynadığınız zaman. Her kişi neredeyse kişiye özel çıkıyor yani. Aynen öyle. Kişiye özel oyuna başlıyorsunuz. Anladım. Güzelmiş o zaman. Aynı. Aynı harita değil yani arkadaşlar. Sürekli değişken. Bakın kazma yaptım arkadaşlar. Tools menüsünden, araçlar menüsünden kazma. Pickaxe. Bunu hemen ekipmanlarımı aldım ve taş kesmeye başlıyorum ki kalıcı ateş kuralım. Şu nitreler toplamıyorum arkadaşlar. Pek bir işe yaramıyor oyunda. Ve çok güzel odun kaynağı buldum. Şunları alalım. Ve altın madeni buldum. Şunları keselim. Altın, altına yer yok ama. İpi bırakalım şimdilik buraya. Efendim. Araya girdiğinde sana soru soracağım. Tabii. Orada çok önemli bir şey yoksa. Diyorlar ki, Engin Bey diyor ki, oyunun amacı ne ve online oynanıyor mu? Şimdi Engin, oyunun amacı hayatta kalma. Belli bir haritada seni spawn yapıyor.
Bu haritada işte araçlar, gereçler topluyorsun benim gibi. Yiyecek, içecek topluyorsun ve hayatta kalmaya çalışıyorsun. 4 tane farklı dünya var yanlış hatırlamıyorsam. Dünyalar arası geçiş yapıyorsun. Dördüncü dünyaya geldiğin zaman bizi oyunun başında kötü bir karakter vardı buraya atan. Onunla savaşıyorsun. Maxwell diye bir karakter. Onunla savaşıyorsun. Eğer kazanırsan oyunu bitiriyorsun. Ama çok çok zor yani. Bakalım inşallah geçeriz hep beraber o günlere. İleride multi özelliği gelecek diye. İleride multiplayer özelliği gelecek arkadaşlar. Ben Steam topluluğunda okumuştum. Üzerinde çalışıyorlar yani gelecektir büyük ihtimal. Tekrar burada geçici ateşimizi kurduk. Şu bufalolar şu taraftaydı yanlış hatırlamıyorsam. Oraya gidelim evimizi kuralım artık. Bıyıklının adı ne? Efendim? Oynadığın karakteri var ya paramüziği. Onun adı ne? Oyundaki karakterin adı yani S ile başlıyordu da tam hatırlamıyorum ama buna bir Türkçe isim bulalım arkadaşlar ya. Türklere benzemiyor mu? Onu söyleyeyim mi? Mesela güreşçileri, yağlı güreşçileri yapıyorlar Aynen. bence. Pala bıyıklı falan. Ne olsun ismi sizce? Bir Türkçe isim bulalım Kanki buna. karakterimize isim buluyoruz. Lütfen önerilerinizi chatten yazın. Ben de okuyayım. Güzel bir öneri gelirse koyalım direkt ismini. Berk'e çok gaza geldim. Bir günde bu yani bugün bitirebilir misin bir oyunu? Yok öyle bir şey. Bitemez değil mi? Yok canım. Zor yani. Dürgünler nasıl oyun bitsin ya? Mico diyorlar. Haydar diyorlar. Haydar, Müco. Müco Osman güzel. Bey. Cemal abi olsun ha. Cemal abi. Kalar Remzi, Hamza, Mico olsun. Mico sanki Pink Racing aynı isim olur değil mi? Aynen öyle. Olmaz. Biz farklı olalım. Biz Farklı bir isim farklıyız. bulalım. Ne? O ne biçim bir yazıdı lan? Hıngıranlık Müco diyor. O ne demek? Tahtalı Mıçı. Kahtalı uçuyor. Bak o güzel. Benim hoşuma gitti. Mıçı olsun adı. Tamam. Hoca şehit olsun diyor. Allah'ım. Yok şey olsun. Neden o diyor? Bir şeyle Şura vardı ya. Kahtalı olsun mu Bella'da? Kahtalı güzel. Tahtalı değil de Mıçı. Kahtalı mıçı. Reşo, Şakir Tamam. Pala, Reşo, Reşo. Bombacı Mülayim, Kenan. Heh, gündüz oldu. Mıçı adı Mıçı. Bundan sonra bunun adı Mıçı. Mıçı ile söylesen de herkes öyle aklına yarıyor. Tamam, Mıçı artık arkadaşlar. Bu karakterimiz adı Mıçı. Kahtalı dedi o daha güzel olur. Tamam, Kahtalı Mıçı. Bıyıklı Gandalf. Gandalf olmadı. Ya şimdi arkadaşlar bu falolar burada ama hiç bizim yemiş kaynağımız yok etrafta ya. Ona bakıyorum da nereye kursak ki acaba? Yemiş ağaçlardan alıyorsa Evet, daha doğru küçük çalılar oluyor. çalılardan. Yani bu falolar burada tamam eyvallah. Bize şey lazım. Yemiş kaynağı lazım. Hiç yemişimiz yok. Ve açlıktan ölmek üzereyiz yani. Şöyle ben aşağı doğru Kaçak gidiyorum kaçak arkadaşlar. gidiyorsun. Ev işini evet. Ev işini erteleyeceğiz mecburen. Göçebe hayat yaşamamız lazım. Yemişler bitiyor. Kahtalı mıçımızı öldürme. Öldürmeyeceğiz. Merak etmeyin. Gerekirse kuş gübresi yeriz yani arkadaşlar. Rahat olun. Acıkınca mecbur yani. Ne yapacağız ki başka? Harbi demiş ki deniz kenarına yapmayın be var ya Batuhan galiba ne var anlamadım Batuhan. 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 Şuradan aşağı kıvrılıyorum arkadaşlar. Buralar çimen. Yemiş ağaçları vardır büyük ihtimal. Bakalım. Oh çok şükür bir tane bulduk. Devamı gelirse süper. Havuçları almamaya çalışıyorum. Kışın çok lazım olacak. Ben bir iki dakika AFK'e geliyorum büyük ihtimalle. Tamam. Ve kış geldi mi çok zor arkadaşlar. Üşüme falan olacak. Donma olayları olacak. Bakın şurada şapkamız var. Onu falan takmamız lazım başımıza. Üst baş almamız lazım, giymemiz lazım. O of süper. Orada bir şey gördüm. Siz de gördünüz mü? Süper. Oh. Sakin ol şampiyon. Domuzu rahat bırakmayacak bizi. O domuzu alacağım arkadaşlar. Rahat olun. O domuzu alacağım.
domuzun etini de alacağız, oradaki yemişleri de alacağız. Aşağı doğru gidelim. Şunları hemen hızlı hızlı toplayalım. Şunu bırakıyorum şimdilik arkadaşlar. Bu oyuncak. Bunu Domuz Kral var oyunda bir tane haritada. Domuz Kral'a verdiğimiz zaman bize şey verecek, altın verecek. Tam keyifçi adam. Oyuncak görüyorsun, bize altın saçıyor. Şu yemişlerimizi toplayalım. Yani oyunun geneline bakarsak çok güzel oyun arkadaşlar. Yani keyifli oynarsınız. Her girdiğinizde yeni şeyler öğrenirsiniz. Bir evimizi kuralım. Neler neler yapacağız? Halı yapacağız. Buzdolabı yapacağız. Tencere yapacağız. Yavuz Selim şey yazmış, bu oyun çok çirkin be. Çok mu çirkin? Yo, oyun kendisi şey, oyun güzel, yanlış anlama, hani ekstrem bir Anladım. adam. Anladım. Adam senin Bakın oyunu tipi yazmış. çok çirkin değil mi arkadaşlar? Niye böyle oldu? Mesela acıktığı için böyle oldu. Ben ona yemek yedireceğim, tekrar bizim kahtalımı çiğrenecek. Bak Batuhan da yazmış ki ne çirkin diyor, en güzel oyunlardan birisi yazmış. Oyun güzel ya, Sakin seversiniz. bıyıkları gitti yalan yazmış adam bunu. Bıyıklar acıktı arkadaşlar, adam kendinden geçti. Baksanıza tipi müpü kaydı adamın. Bakın karnı gurulduyor, karnını tutuyor. Adamın bana şaftı Şaftı kaydı adamın. Bir ateş kuralım da yemek yesin. Akşam olacak zaten. Güzel yemiş topladık. 12 tane yemişimiz var. Yemek yiyelim. kaymıyor. Ben Bir var mı? söz verdiğim gibi o domuza dalacağım arkadaşlar. Rahat olun. Gidiyorum o domuza doğru. Ha. Mındar mındar et diye mi? Yok yok, merak Yani etmeyin. O domuz etini de güzelce bir pişireceğiz var ya, ne doyacak karnımız. hiç. Molok. Şimdi şuraya bir, ya da dur biraz daha gezelim Bence yemek ye ya, senin etrafı. şafın kaymış. Ölme ya. O zaman ateşimizi yakalım, yemek yiyelim. Hazır buradayken de ağaçları keseriz. Şunları pişirelim hemen. Aldırdın mı sen? Şimdi pişiriyoruz yemişlerimizi. Çok acıktı karakter. Birazdan geleceğim. Tamam. Bakın arkadaşlar, tipi düzelecek şimdi. Gördüğünüz gibi güçlendi. Şimdi baltamızı alalım, ağaç keselim. Hazır buradayken. Gündüz olunca o domuzu dalacağız arkadaşlar. Artık kaça kaça. Aa, havucu topladık yanlışlıkla. Neyse, yiyelim. Odamızı öldürdük mü? Şu tarla bizim olacak ya. Süper. Hemen kozalakları ekelim. Doğayla başımız belaya girmesin. Şunları toplamayacağım artık. 39 tane ayrıyetten var zaten. Harlayalım güzelce. Oo. Of 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 of. Yangın çıktı. Kundaklıyorduk. Ormanı kundaklıyorduk az daha. Of, yanıyorduk arkadaşlar. Şu domuzu çeksek mi buraya? Of, ne vurdu be. Bu kadar. Bayağı bir canımız gitti ama değer arkadaşlar. O mis gibi bakın. Pişmiş et. Oh. Oranın ışığı var zaten. Geceden korkmamıza gerek yok. Hemen domuz ölmüşken toplayalım.
Hindi sakın. Hindi o şeyleri yiyor arkadaşlar. Bizim yemişlerimizi yiyor. Hemen meşale yaptık, riske atmayalım. Gece olunca çünkü hayaletler geliyor arkadaşlar. Canımız da az, direkt ölürüz. Hindi git buradan. Git buradan. Benim onlar. Of, çok iyi topladık. Tamam, bitti galiba. Aynen. Şunu bırakalım, yer açılsın. Arkadaşlar şimdi bakın, akıl sağlığımız biraz düşük. O yüzden çiçek toplayıp şey yapmamız lazım. Şunu da bırakıyorum, daha kışa çok var. Çiçek toplayıp çiçek sen şapka yapacağız. Akıl sağlığımız yükselsin. Şöyle mızrağımızı da şeyimizi de elimize alalım. Ne olur ne olmaz. 4 tane çiçeğimiz oldu. 12 tane çiçek lazım. Haritadan bakalım nereye gidebiliriz. Biraz aşağılara gidelim. Oo, taş var aşağıda. Şu alalım şu madeni. Şu nitreleri almıyorum arkadaşlar. Bir işe yaramıyor. İlerleyen zamanlarda tavşan tuzakları yapacağız. Şu tavşanları yakalayacağız. Darviş, burayı teknopata çevirmişsin ha. Vallahi bütün teknoloji sorularına cevap veriyorum. Oyunu ilk defa izin var mı? Daha önceden izlemiş veya oynamış olan var mı? Bunları biraz soralım. Biraz oyuna konsantre olalım. Bir de ilk defa izleyenler beğendi mi arkadaşlar? Sizce nasıl oyun? O sıra gelecek. Şu an 20 tane izleyicim var. Yine olsun. Yayın kalitesi süper. Süper anlatıcı. Çok güzel. İş arkadaşlar. Hep beraber. Oynayacağız, eğleneceğiz. Şimdi gidiyorum. Buffalo'ların yanına gidiyorum. Evimizi kuralım artık. Yavaştan. Çünkü yemişimiz var. Az önce bir tane domuz öldürdük. Ondan güzelce yemiş tarlasını aldık. Soğan demiş ki ben oynuyorum arada diyor. Engin Bey demiş ilk defa. Ben beğendim ki oynamamıştım demiş Berat. Panda'da gördük biraz. Panda'da gördük biraz. Evet. Panda'da kimmiş? O buraya gelecek. İnşallah Veysel Reis hesabıyla, konuşmasıyla, oyunu anlat tarzıyla bunu beraber bir seviyelerde gelecek. İnşallah arkadaşlar beğenirseniz. Aynen. Hatta tanımıyoruz. Sadece YouTube'da biraz tanınıyoruz. 1400 abonemiz var. Canlı yayınları da YouTube'a başlayayım. Oradakilerde canlı yayın meraklıları yavaş yavaş buraya da akacak inşallah. Burada 442 abonemiz olmuş. Hepinize teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi çiçekten şapka yaptık. Şu tipe bakın arkadaşlar. Hiç yakışmadı ama mecburen. Akıl sağlığımız artsın diye. Bunun kararını sen değil. İzleyiciler versin. Yakışmadı mı? İzleyicilerden cevaplarını bekliyorum. Bu arada hemen birkaç cevap daha var. İlk defa izliyorum ama pek heyecanlı gelmedi. Pek fazla ilgimi çekmedi açıkçası. Sanus demiş. Bunların yanına kurma yazmış biri. Otomine yok demiş. Çok dibine değil zaten. Bunların çiftleşme zamanı olunca şu götleri kızarıyor arkadaşlar. O zaman saldırgan oluyorlar. Biraz uzaklarına kuracağım. Ben zaten oynamıştım. Fazla bir haftadan sonra fazla sarmıyor açıkçası ama güzel oyun. Bakacağız. Veysel muhabbetiyle. Bence oyun sardı mesela. Ben hiç sevmem böyle oyunları. Hatta söyleyeyim. Ben alacağım abi silah. Apa diye indireceğim. Ama BF4 değil de Arma Daisy tarzı. Ama bu oyun ilgimi çekti. Yani ben hayatta bu oyunu oynamam diyordum. Bakın arkadaşlar şu açıklığı kuralım şimdilik. Çiçek atmaz. Doğru demiş. Evimizi kurduk arkadaşlar. Yani evimizden kastım kalıcı ateşimizi kurduk.
Şu kullanmayacağımız eşyaları şimdilik şöyle buraya bırakalım. Altınımız kalsın. Şimdi arkadaşlar bilim makinesi var bakın. Science makine. Bunu yaptığımız zaman craft menüsü çok genişleyecek arkadaşlar. Her şeyi yapabileceğiz. Bunun için bir tane altın gerekiyormuş. Zaten altınımız var. Geri kalan eşyalarımız da var. Bilim makinemizi şöyle şuraya kuralım. Bakın gördüğünüz craft menüsü nasıl genişledi. Şimdi her şeyi yapabileceğiz aklınıza gelen. Ama tabii bunun için şeyler lazım. Kaynaklar lazım. Bu geceyi burada geçirelim. Ondan sonra gezelim. Gezmeye devam edelim. Belki Chester'ı buluruz. Chester bizim oyundaki tek dostumuz arkadaşlar. Nereye gidersek gidelim bizi takip ediyor Chester. Bize yardımcı oluyor. Şu üst kısmı bakın. Açmışız kıyı boyunca. Şu aşağılara gitmemiz lazım. Çok olsa daha iyi olur. Koş, bilmiş gibi yollara kursaydın yapmadın. Starcraft falan diyor. Mesela ben kendimden bahsettim. Bende de Total War, Roma 2 midir? Var. Bir hevesle bir girdim. Sarmadı çıktım. Aslında onlar da hani single olduğu için. Hani online olmadığı için ben de ortalama bu kalitede canlı yayın yapabilirim. Oyunu bilmiyorum. Beraber bana öğretirseniz ben de öyle bir şeyler tabii deneyebilirim. Tabii ki, tabii ki. Veya Assassin var bende. Assassin 4 de var. Onu da oynayabiliriz. Assassin Creed de neydi? Watch Dogs var. Onu da oynayabilirim. Yani Don't Starve'la dükkanı açtık arkadaşlar. Artık elimizde olan şeylerle yayınlara devam ederiz. Hiç uçak yapılıyor mu diyor. Efendim? Yapılıyorsa uçak yapılıyor. Evet, trollemiş galiba. Tamam, hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Oh yeah. Bu geceyi de atlatalım, gezmeye devam. Şöyle ateşimizi de harlayalım güzelce, sıcak sıcak. Combat armies falan diyorlar. En çok bu beyefendiliğiniz sayesinde izliyorum. Her yerinde. Hazır buradayken şu ağacı da keselim. Günler ilerlesin arkadaşlar, ne aksiyonlar dönecek. Kurt saldırıları falan, kış olacak, hayatta kalmaya çalışacağız. Üşümemeye çalışacağız. Aksiyon isteyenler için güzel. Beyler, Chester. Boynuzlu as ne? Hız şeklinde ne demek bilmiyorum. Postu gören söylesin diyor. Aynen arkadaşlar, bana yardımcı olun, belki benim gözümden kaçar. Ağız şeklindeymiş postu. Önce şeyi bulmamız lazım. Bir asa olacak böyle bildiğiniz büyü asası gibi. Asanın ucunda göz olacak. Öyle bir şey görürseniz bana söyleyin, hemen alayım. Onu alınca Chester gelecek. Ağzı olan bir tane küçük kutu gibi bir yaratık. O bizim en iyi dostumuz. Ata son 1 saat kaldı. Hadi arkadaş. Haydi cimbo, haydi cimbo, haydi. Tam zamanı, tam zamanı. Sevinir bizi Galatasaray'ın. Veysel'in süper yayınından sonra bu ekranlardan maçı canlı olarak vereceğiz. Evet, yağmur başladı arkadaşlar. Şemsiye yapabiliyor muyum ben şimdi? Ne istiyor şemsiye için? Domuz tüyü ve iki tane örümcek. Şimdi alamayız onları. Kesik kesik geliyor demiş. Ses algılamada biraz problem var demek ki. Belki bugün ben... Mesela sen kaça kadar olursun? Ben maçtan sonra da buradayım. Büyük ihtimal ben de buradayım. Bugün 3-4-5 bugün bekar sayılırım. Evimiz burada arkadaşlar. Bakın haritada zaten belli olacak hemen. Evimizin yeri. Sabah gerek makinemiz, gerek ateşimiz. Bakalım yani, gezmeye devam. Cümlenin ortasına girdim yok, ama. Yok yok, estağfurullah. Kötü bir yerde bitti cümle. Ne oldu? Ondan tamamlayayım. Olmadı ya. Aynen herkesin mahallede. Korneye basıyor diye biri. Bugün günlerden Galatasaray'sından ne abi? Aynen öyle.
bugün günlerden Bilal'di, sonra bugün günlerden Veysel oldu, sonra bugün günlerden Galatasaray. Allah bu sene pek umutluyum ya ama neyse hayırlısı. Bakalım, ben de pek umutlu değilim ama. Oh yeah. Şimdi evet, dersen abi oyunda nereden göremediğim için bir şey demek istemiyorum. Şimdi haritamızı geziyoruz. Arkadaşlar şu çiçekleri toplayalım da. Az önce bir tane domuza daldık gördüğünüz. Canınız bayağı azaldı. Çiçek yiyince arkadaşlar canınız artıyor bakın. Yavaş da olsa, çok az da olsa artıyor adım adım. Çiçekleri affetmeyelim yani görürsek. Maçtan sonra gene bu oyun olur mu? Maçtan sonra olursa büyük ihtimal Bilal yapacak galiba ya da Veysel artık yapmak isteyen olursa. Ama benim tercihim ilk günden bu kadar yüklenmeyelim. Olursa da Arma belki. Aynen. Aynen olursa gelince şöyle bir Arma show yapabiliriz. Arma'yı da oynarsak aslında 10-15 kişi birden oynuyoruz ama canlı yayınlarda 3-4 kişi 4-5'i geçmemesine önem vereceğiz. Arkadaşlar bir böyle eksiğim falan olursa bana söyleyin oyunu bilenler. Ben öyle çok çok iyi bilmiyorum çünkü bana da yardımcı olun. Aynen, şöyle yap aynen. Böyle yap. Okuyarak mesele geç. Mesele de uygulasın. Ooo Galatasaray. Of şimşek çaktı, bize çakmadı Allah'tan. Aa, yıldırım düşebiliyor mu kafana? Evet. Canımız çok az çünkü sıkıntı çıkar. Altın toplamıyorum arkadaşlar. 3 tane altınımız var. Efor sarf etmeyelim, acıkmayalım. Gezelim, haritayı açalım. Belki Chester'ı buluruz, hiç belli olmaz. Chester bulursak tamamdır. Üstümüze daha çok eşya alabiliriz. Daha da rahatlarız. Ve yağmur yağıyor. Akı sağlam hızlı bir şekilde düşüyor. Yağmur durur inşallah. Veysel, şöyle bir Haylaz'dan böyle bir öneri gelmiş. Abi tuzak kurmaya başla. Malzemeler var zaten elinde diyor. Tavşandan da iyi et çıkar diyor. Tamam, doğru demiş. O zaman eve gittiğimiz zaman evin etrafına tuzak kuralım. Tavşan etlerinden güzel bir yahni falan yaparız. Tencere seti yaptıktan sonra. Şimdi ben mümkün olduğunca gezmeye çalışıyorum. Haritayı açayım da her yeri bir öğrenelim. Ne var ne yok, açalım her yeri. Adam yazmış ki zaten Haylaz biliyor, anlat. Armada olacağım eğer, ama bak şöyle bir şey var, armada gelsem oyuna çete bakamam. İletişimi kaçırabilirim. Biri çete iyi bakarsa ya tamam bak, verebilirsek öyle olur. Yağmur peki sana zarar veriyor mu? Yağmur bana şöyle zarar veriyor, akıl sağlığım düşüyor yağmur çok yağınca. Şu an taneliyor, bakın akıl sağlığıma zarar vermiyor ama sağanak yağdığı zaman akıl sağlığım düşüyor. Akıl sağlığı düşünce de kafa yiyor karakter. Etrafta hayaletler görüyor. Hayaletlerle savaşmaya falan çalışıyor. Sıkıntılar büyük yani. Şapka seni korumuyor mu? Şemsiye bir şey var mı? Şapka yaptım ben şimdi. Çiçekten bir şapka yaptım. O akıl sağlığım bakın arttırıyor şu an. Bir tane ok işareti var. Artıyor akıl sağlığım yavaş yavaş. Hiç yoktan iyidir yani. Alkimide yok. Beyin akıl sağlığı. Sağdaki kalp, soldaki de açlık. Ben aynen öyle. Kaç gün hayatta kaldın mı? Evet, en ütteki de hangi günlerde olduğumuz, kaç gün yaşadığımız, kaçıncı dünya, onu gösteriyor. Gece gündüz saatleri falan, ne zaman akşam olacak, ne zaman gece olacak, ne zaman sabah olacak. Hoş geldin Bilal. Nasıl gidiyor? İyidir. Sen nasıl gidiyor? Haylaz'dan bir sual gelmiş, abi yanlış tuzakların altına havuç koyman lazım, o da biraz sorun çıkarır. Aynen, biraz. Çünkü tavşanın gelmesi için havuç lazım. Yoksa gelmez tuzağa. Aynen sen toplamıyor musun galiba. Havuçları ben kışa saklamaya çalışıyorum ya. Yemiş biterse havuçlardan geçiniriz. Kış olunca çünkü bütün tarla duruyor arkadaşlar. Her şey duruyor. Yemişler çıkmıyor. Tarlalar yetişmiyor. Tek yiyecek kaynağımız etraftaki yaratıklar ve havuç. Ama şu an güzel yemişimiz var ya. Bizi idare eder. Şöyle gezelim haritayı komple açalım. En azından diğer yayına haritamız hazır olur arkadaşlar. Nerede ne var görürüz.
Şöyle yukarılara gidelim. Güzel ya, bayağı bir taş kaynağı bulduk. İyi oldu. Sorular yine geliyor Ardan buradan. Abi sorun var. Denize düştüğün zaman ne oluyor? Bu bir. Bunu 3 kere sormuş. Arda Bak yorum denize... yapma Ardan. Yanlışlıkla olsa da bot seni banlayabilir. Aynen. Denize düşsen ne oluyor vesaire. Denize düşemiyorsun Arda. Şöyle bakın, Bakın abi gidemiyorsun denize. hala da cevap vermiş. Ama mesela Aynen. atıyorum şurada bir ağaç çıktı mesela. Ağacı kesersen birkaç parça denize düşebilir. Odun parçası. Ama sen kendin düşemiyorsun denize. İleride öyle bir şey gelecek mi? Tarzı bir şey var mı daha doğrusu? Valla bilmiyorum ki, gelebilir yani. Ben en çok şey gelmesini istiyorum ya. Online'ı gelmesini istiyorum. Bakın arkadaşlar, burası bataklık. Şunlar tentacle. Bakın çıkarayım size şu tentacle'ı. Şu çıktığı zaman size hatır sayılır bir vuruş yapıyor tentacle'lar. Ve bataklığa girdiğiniz zaman akıl sağlığınız dehşet bir şekilde düşer. Evet, yanlışlıkla yedik tentacle'dan. O yüzden bataklıklardan hani ilk günlerde uzak durun. Yoksa sıkıntı yaşarsınız. Canımız çok az. Bol bol çiçek yememiz lazım. Bakın arkadaşlar, şu değişik buruşuk taşlar maden girişleri. Şurayı kırınca madenlere girebiliyorsunuz. O da çok ilerleyen zamanlarda yani, her şeyimiz olduğu zaman gireriz inşallah. Ben şuraya bir yere ateş yakacağım şimdi. Gece olacak. Bir soru daha var galiba. Crafting yeteneğinden dolap şey oluyor gibi şeyler yapıp yiyecekleri saklama gibi bir şey var mı? Aynen. Her şeyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Normal yaşamda mesela buzdolabı yapabilirsiniz yiyeceklerinizi saklamak için. Sandık yapabilirsiniz yiyecekler bozulmaması için. Abi o havuçları kısa pardon kışa saklayınca tavşanlara tuzak yapan tavşanların etini kısa... Ha diyor ki havuçları saklayacağını diyor. Kısa bırakacağını diyor. Tavşanları yakalasan tavşanları kısa saklayamaz mısın diyor. Evet, güzel bir öneri. Aslında onu yapabilirim. Doğru söylüyorsunuz. Berber adam güzel bir cevap geliyor. Aleyküm selam abi. Yok pardon selamun aleyküm. Aleykümselam. Selamun aleyküm. Abi yayınlar Arma 3 alt esnaf oynayacak mısın? Bilmiyoruz. Ölünce ne oluyor? Ölünce ne oluyor abi? Ölünce her şey gidiyor arkadaşlar. Her şey. Baştan başlıyorsunuz. O kadar emek boşa gidiyor. O yüzden öldürmeyeceğim ben bu karakteri yani. Aleyküm selam hoş geldin. Hoş. Kendine her şey gidiyor. Efendim. Bakın arkadaşlar şurada... Online olsaydı evet beraber oynardık. Evet, güzel olurdu online olsaydı. Şunun arkadaşlar yumurtasını çalıp büyütebilirsiniz. Talbert. Yani size bir arkadaş olabilir. Ama büyüdüğü zaman Sistemi gidiyor. abi adet Tabii, buyur. oyundalı sistemi var mı yani bir yerde sandık bulup onun içine hazine falan çıkıyor mu tarzı O zevk sistem var mı var. seviye yazıyor yukarı abi evet. Mesela ölen benden önce güya, mesela hani hikaye modu. Ölen birilerinin eşyaları. Az önce ip falan bulmuştuk, hatırlıyor musunuz? Bizden önce bir iskelet vardı. Biri ölmüş bizden önce, eşyaları oraya düşmüş. Onun eşyalarını almıştık mesela. Öyle sistemler var. Mesela bir sandık buluruz, içinden çok güzel eşyalar çıkabilir. O yüzden mümkün olduğunca gezmeye çalışıyorum haritayı. Bir de arkadaşlara bir şey söylemek istiyorum. Bilal senin de haberin olsun. Dün oynadığım Westland hiç kesintisiz 1 saat 23 dakika olarak şu an YouTube sayfamızda yayınlandı. Şimdi kaçıranlar, izlemeyenler falan girebilir. Eyvallah. Bakın bakın bakın, ne buldum beyler. Chester buldum, bakın göz açıldı ve Chester geldi. Hoş geldin. Bir şey daha sormak istiyorum canlı yayındaki 18 arkadaşa. Canlı yayını olduğu gibi mi alalım yok ya montajlayıp 25 dakika böyle mi atalım? Bu konuda fikirlerinizi bekliyorum. Şu ana kadar oynadığınız en iyi oyun Arma 3 Altis Life. Bu yüzden takip ediyorum. Başarılarınızı devamını dilerim. Teşekkürler. Biz Arma'da çok güzel oynarız. Daisy videolarımıza da bir göz attırım. Her oyunu çok oynuyoruz. Altis Life oynayacağız ama ve lakin bir...
kafamıza göre bir server bulamadık. Bir yerden şerefsiz var diye sahibi birilerini kullanıyor, kapılarına göre hareket ediyor, milletin hakkına giriyor diye. Polisken hepimiz bıraktık. Diğer güzel bir server var, orası da her çok güçlendi, orada bir şey yapamayız. Gayet güzel server, adminleri de gayet iyi. Ama herkes çok güçlü, hani sıfırdan başlamak çok zor. Yeni bir server bulabilirsek veya aklı başında iyi bir yer bulursak tekrar orada 6 sonra canlı yayın da olabilir, normal kayıt da olabilir, gelecek. Evet, bal aldık arıdan. Şunu yiyelim de canımız artsın biraz. Benim sesim... Nereye anlamadınız beyler? Nereden sonra sesim gelmedi? Bunu söylerseniz devam edelim. Evet, canımız biraz düzeldi. Yükseldi biraz. Şunu yakalayamayız ya galiba. Kaçar. Şunu sıkıştırsak eti düşer aslında. Hadi 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 hadi. Oh be. İki tane de hep buradan aldık. Güzel. Süperiz. Demiş ki kendi server'ınızı açmışsınız para birleştirip. Ya para da sorun yok. Server da var ama skin sıkıntı yaratacak, ilgilenecek biri olsa hemen bugün açarız. Neden diyorlar ki gibi 50 kişi gelmedi? Çünkü Arma 3 yayınıydı. Ben Arma 3'te 2. gün 120 kişi toplamıştım. Arma 3 İzlisi daha çok. Bu oyunu belki sevmiyorlar diyebilirim. Çünkü bizim Flab önümüzde hani 4 tane takipçimiz var etkinlikte. Zamanla olacak. Şimdi eve dönüyorum. Gidelim güzel bir et yiyelim. Bataklıktan geçelim hızlıca. Chester gel. Ölme Chester gel. Aynen, benim dandik yanımda Ardan, biliyorsunuz kalitesiz yanımda 100. Of var. of çok arada kaldık. Yine öyle olur, yavaş yavaş biraz daha büyüyelim. Hep beraber büyüyelim. Şimdi bizim sıfırdan halimizi görmüş oluyorsunuz. Yerde 120 değil, 120 bin desem abartıp 1200 1200 kişileri görürüz inşallah. Aylaz, dediğim gibi server bilsek gerçek yaşam modu. Yani gerçek yaşam gibi olur. Benim isteğim o şekilde. Yani al 2 dakika git 2 tane ticaret yap, al elinde silah, hemen gidin ben bunu sayayım, bunu sayayım, yok. Polis o serverda güçlü olur. Bizim durursak eğer, bilmiyorum yapabilir miyiz yapamaz mıyız, öyle kafadan konuşuyorum. Durursak benim kendi düşüncemdir. Şu an piyasadaki serverlara bir şey demiyorum. Emek bir tanesine bir şey diyorum. Onların o şerefsizin teki. Benim polislik yaptığım videolarda görmüşsünüzdür. Onun sahibi şerefsizin tek iki tane ergenin bir kel kapalı. Yapsam neyse bunları söylemek istemiyordum. Çin'de koşan adamlar. Onun dışında Altür, Armatere, Kaos, bundan yana benim sıkım yok. Hepsi iyi insanlar diye tahmin ediyorum. Armatere ile hiç muhabbet etmedim. Onu da söyleyeyim. Öyle. Ama benim kafama uyan yok. Eğer ben kendim yapabilirsem, Allah kendim demeyeyim de biz anca takımca yapabilirsek niyetimiz var ama sadece düşünüyoruz. Ben olursa hemen kurma şansımız var. Olursa o serverda kesinlikle ve kesinlikle asayiş tam olacak. Yani güvenlik olacak. Her dakika birbirine silahlı birbirini sövmeye gidemeyecek. Gerçek yaşamda kaç kere bank kurursun? Kaç kere bir katibayla alıp ağır silahla gezebileceksin? İşte bizim serverda çok ağır silahlar da olmadı. En fazla katibi olur. Millet zevk alacak hareketler.
öyle bir şey düşünüyorum. Aleyküm selam, hoş geldin. Haydi Buster TR. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Aleyküm selam. Ben biraz yine gerildim be ya. Tekrar geldik evimize. Aynen, sabit bir tane seyircimiz var. Teşekkürler. Ne çoğaldı ne azaldı. Var biraz çoğalabilirdi. Oyun ilk defa oynuyoruz Veysel. İlk defa oynadığımız halde gel bir rakam bence. Ellerine sağlık. İzleyenlere de teşekkür ederim. İzleyenlere ben de teşekkür etmek istiyorum. Ne zaman reklam yapıp bana abi bu forumda reklam yaptım. Grupta reklam yaptım. Haberin olsun dedikleri zaman ben de mutlu olurum. Onlara buradan teşekkür ederim. 7. gün olacak arkadaşlar birazdan. Yaklaşık bir 15. günde herhalde kurtlar saldırıyordu. Kurtlar saldırdığı zaman bufaloların yanına kaçacağız. Bufalolar kesecek onları. Şimdi zırh yapmam lazım. Onun için ip. Şunu çıkaralım. Bir tane zırh yapalım kendimize artık. Çok demeye çalmayalım. Öncelikle iki tane ip yapalım. O attığım iplerin yerini hatırlayan var mı ya? O ipler lazım olacak. Güzel bir yorum geldi. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Siz yayın yapın. Yemeden içmeden izlerim diyor Haydi Başta. Teşekkürler. Eyvallah, sağ olsun. Vallahi böyle şeyler güzel ya. Abi ben... Peki abi ben oynarken kan patatesi olmasına rağmen... Evet. Yine de bana saldırıp orada oyunu bıraktınız. Yine de bana saldırırlardı diyor. Kamp ateşi mi? Bak mesela kurtlar saldırsın diyor herhalde. Kurtlar saldırdığı zaman hemen bufaloların yanına kaç. Ya da domuzların yanına kaç. Hemen. Seni öldürmen çok zor. Hemen onların yanına kaç. Hiç riske girme çünkü. Ben şuradan bir tane kazma yapayım. Evimizin etrafını biraz düzenleyelim arkadaşlar. Ardan Bora, teşekkürler size paylaştığınız için. Bu arada bir de Twitter, Facebook, onları bir paylaşalım. Facebook adresimiz. Facebook adresi. Gruba üye olursanız direkt oradan bize ulaşabilirsiniz. Daha çok hemen görebilirsiniz. Twitter'da TV Rakip. Tüm grubu da unutmayın. Şu anlık rakipsiz veya bay rakipsiz derseniz tüm grubumda da üye olabiliyorsunuz. Onu yakar rakipsiz TV diye adını değiştireceğim. Artık çünkü rakipsiz TV benim değil. Veysel'in, Atakan'ın ve benim ileride yerde yeni yayıncılar da katılabilir. Demek harcıyorsa onu öyle diyebilirim. Bora Nalvan rakipsiz grubuna katılmak yollamış. Hemen kabul ediyorum. Telefonum çalıyor, amcamın oğlu diyecek ki maça gidiyor. Veya beni satacak, ben gelmeyeceğim diyecek. Şimdi kömür lazım arkadaşlar, 6 tane yemek yapabilmemiz için yemek tenceresi. Bakalım, yaktık şimdi, kömürlerini alacağız. Bu 1, 6 lazım bize. Bu 2. Şu 3, ormana da pek zarar vermeden, vermemeye çalışarak. Şu ağacı da yakalım. Üç kaldı, üç tane. Dört. Şu 5. Şu da 6. Yemek tenceresi yapınca arkadaşlar mesela örümcek keseceğiz. Örümcek etiyle 3 tane de yemiş kullanarak yahni yapacağız. Yahni de oyunun en güzel yemeklerinden biri. Yahni diyorum, pardon, köfte. Köfte yapacağız ve karnımız fazlasıyla doğacak. Şimdi gidelim bakalım yapabiliyor muyuz? Başka ne istiyor bizden?
Ne yapıyorsunuz? Şimdi yemek için 3 tane de şey istiyor arkadaşlar. Taş istiyor. Hemen onun istediğini yapalım. Şöyle bir şey var. Birazdan kalkacağım, maça gideceğim. Haberiniz olsun. Evet, yaptık arkadaşlar. Şimdi gidelim bir tane örümcek keselim, size köfte yapayım. Aynen, dünkü canlı yayını paylaştım. 1 saat 20 dakika bilmem kaç. Onu ben size bir soru sormuştum. Ona cevaplarsanız sevinirim. Birazdan maça gideceğim. Bu canlı yayınları olduğu gibi mi paylaşayım, yoksa biraz hani önemli yerlerini kesip öyle mi paylaşayım? 20-30 dakikaya mı düşünüyorsun? Eyvallah, sonra kabul et bunları. Şimdi aldık etlerini, gidelim bir köfte yiyelim ya, hak ettik. Bu canavar etini sakın tek başınıza yemeyin. Hiçbir şeyle karıştırmayın. Sağlığı felç oluyor arkadaşlar. Dikkat edin. Bir tane canavar eti, 3 tane yemiş. Bakalım köftemiz hazır olsun, yiyelim. Bu geceyi de böyle geçirelim. Sonra tarlacılık yapacağım arkadaşlar. Aynen, dediğin gibi uzun ama indirip montaj. Oh dedim. Anlamadım. Üzerinden artık montaj. Evet, yolunu bulmamız lazım. Ben gidiyorum. Veysel bile herhalde burada mısınız? Buradayım Buradayız biz. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Maçı doğru da zaten son veririz yayına. Aynen Enes. Veysel abin oynuyor. Teşekkürler. Herkese kolay gelsin. User left your channel. Şu köftemizi de yaptık arkadaşlar. Artık Ne köftesi? açlıktan Hangi ölmeyiz kolay yörenin? kolay. He? Hangi yörenin? Hangi yörenin? İnegöl köftesi tarzı. Hazır Bursa'dayken. Şunu da alalım, gece olacak. Geceyi evde geçirelim. Gündüz olsun, gidelim arkadaşlar. Gübre toplayalım, tarlacılık yapalım. Bufalolar buradaydı. Bokları da buradadır. Şunları toplayalım. Tarlalara ekeceğiz çünkü. Gübre lazım. Şey, tohum lazım. Şöyle kullanmayacaklarımı şimdilik chest'e bırakalım, yerimiz açılsın. Ben chat'e bakamıyorum Bilal, var mı soru falan? Ama ben de chat'e bakmıyorum şu an. Hemen bakacağım bir saniye. Çok yaktık ateşi ya, boşa gidecek. Gündüz oluyor. Gündüz oldu. Gidelim. Bok toplayalım. Bu bufaloları öldürmeyin arkadaşlar. Zaten zor ölürler. Bunlar sizin sınırsız tarla kaynağınız. Bunlarla iyi geçinin.
Başka var mı? Yok, gidelim. Gidelim ilk tarlamızı kuralım bakalım. Nereye yapsak tarla diye ya? Şurası, şurayı yapsak mı? Şöyle mesela burada çiçekler var. Bunlar sıkıntı. Şu ağaçları kesseydim ya. Şöyle yukarılamasına gideriz arkadaşlar. Ekelim. Tamam. Bir tane köfte çakalım, gidelim örümcek öldürelim. Bu healing arkadaşlar, merhem. Bunu yapınca canınız yükselecek. Az da olsa. Bakalım bufaloları da alacak mı? Yok. Şunu da alalım. Merhemi yapalım. Şunları da toplayalım. Bir tarla daha yaparız. 4 tane çıkarsa. Chat'le ben ilgileniyorum şu an. Tamam. Gidelim bir tarla daha kuralım. Yaklaşık bir 5-10 dakika sonra da bitirelim arkadaşlar. Herkes maça gidiyor şimdi. Vallahi ben gitmeyeceğim. Sen de maça gideceksin. Ben de gitmeyeceğim de. Şöyle bir köfte daha çakalım. Yoksa yemişler bozulacak. Payday the Haste'in sorunlu olmasaydı aynen PD'ye geçerdik de. Yapardık. PD2 de yapabiliriz ama sende yok. Bende yok. Arkadaşlar ben bir uyku tulumu yapayım. Eğer malzemelerim yetiyorsa canım az yükselsin ya. Yok, yetmiyor. Tüy lazım. Tüyü bulamayız şimdi. Bizim bol bol gezmemiz lazım. Şimdi şöyle söylüyor. Açıkçası oyun sıkıcı geldi bana. Bunun yerine başka bir oyun koyarsanız daha iyi olur. Yanlış anlamayın, sadece bir eleştiri ya da öneri. Şimdi Yok şöyle bir şey tabii var. Yanlış anlamayız Herkes ya. farklı bir oyun oynayacak. Veysel de şey yapmayı seçti. Single player oyun oynamayı seçti. Haylaz, dosya doğrulamayı denedim. Oyunu tam 3 defa sildim ve tekrar yükledim. İnternetim hızlı olduğu için herhangi bir sıkıntı yaratmadı bana. 3 defa sildim, tekrar yükledim, gene de yok. Aynı hata. Gayet düzgün çalışan bir oyundu. Birdenbire böyle oldu. Şu ağaçları keselim. BF3 yaparız ya. Sende var mı mesela? Bende yok da yüklerim ya. Benim bir hesapta olması lazım da orijinde. Buluruz ya BF3 oynayacak adam. Yukarıda çok. Klanda çok. Aynen. Şu ağaçları biraz uzağa ekeceğim ki evim rahatlasın biraz. Şu geceyi de geçirelim artık, gidelim gezelim ya.
Şu yukarılara gidemedim şeylerin, arıların korkusundan. Şurayı bir açalım komple. Şunları da keselim. Evden uzaklaştıralım şu ağaçları. Teşekkürler Ardan Mora. Valla BF3 yaparız bundan sonra. Veysel bitirdikten sonra ne zaman bitirmek isterse BF3 atabiliriz. Ama fazla uzun sürmez yani. 1,5-2 saat falan sürmez. Arma 3 niye yapmıyoruz? Arma 3'ü geçen gün yaptık. O zaman kalabalıktık. Şu an o kadar kalabalık değiliz. Ha, gene arkadaşlar var. TS dolu da. Hepsi farklı oyunlar oynuyor şu an. Onun haricinde Arma 3 için uğraşmak gerekiyor. Yani canlı yayında size bir şey sunabilmemiz için, adam gibi bir şey izletebilmemiz için uğraşmamız lazım. İyi oynamak lazım yani. Güzel o takım çalışması lazım ya. Tabii. Yoksa izletmez. Tek başına hiçbir şey yapamazsın Arma 3'te. The Haste olsaydı The Haste oynardık da işte. Aksilikler. Aynen. O zaman ben burada 8. günde bırakayım arkadaşlar. Veysel, Minecraft oynayacak mısın? Survivor seyirciler falan da gelir diye bir soruyor Haylaz arkadaşımız. Minecraft oynarız ya. İsterseniz indiririm, yüklerim, oynarız. Ben de hiç oynamadım. Hiç de sevmiyorum Ben oynadım, Minecraft'ı. bayağı zevkli ya Minecraft. Yani oynasan seversin. Grafiklerine falan aldanma. Yok, o olay grafikte değil zaten. Hilal, ben burada bırakıyorum o zaman. Okey, tamamdır. İzleyen arkadaşlar teşekkür ederim. Teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için. Yani Don't Starve böyle bir oyun ama ilerledikçe, günler ilerledikçe arkadaşlar aksiyonlar da başlar yavaştan. Baksanıza daha Bakalım düzgün bir ya. evimiz bile yok. Birazdan bir karar verelim. Onun duyurusunu tekrar Sinan abi yapar Facebook, Twitter üzerinden. BF3 mü, PD2 mi? Arma 3 yapmayız ama. Arma 3 çünkü biraz uğraşmak gerekiyor. O kadar vaktimiz yok. Biz Arma 3'e bir geliyoruz. Ancak 4-5 saatte böyle kendimizi topluyoruz. Base kurabiliyoruz. Bir sürü şey ele geçirebiliyoruz. O 4-5 saat yayın yapacak şey de yok bizde. Şu an için. İyi Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sağ olun izlediğiniz için. akşamlar. Dediğim gibi duyuru yapılır tekrardan yayın olursa. Herkese iyi akşamlar.